Aslında hayatın içerisinde de kullanılan bir mekanizma ama adı bilinmez. Yani ondan dolayı da biraz da ilgimi çekiyor. Yani hislerin de mesela adı bilinmez ama yaşanır falan. Hani kaybolan hisler, hani hatırlamadığımız hisler falan gibi. Oralardan da bir benim kafamda bir bağlantısı vardı yani. Aslında sinema seyirci ya da sinema yazarları için yapılıyor. Ben ortaokuldan beridir, liseden beridir hep ödev hazırlarım, öğretmenlere sunarım. Onlar da değerlendirmelerini yapar. Galiba böyle bir alışkanlığın devamı bu. Bir ödev hazırlayıp sinema yazarlarına ya da seyirciye sunmak eski alışkanlığım benim. Burada hani iyi bir not almak tabii ki her öğrencinin hoşuna gider. Benim de hoşuma gitti yani. Ben Küçük Kıyamet'i izledikten sonrasında burada komedinin harika yürüyeceğini düşündüm. Yani İlker'i de orada hani Binnur çok garip duruyordu perdede. Ondan dolayı aslında biraz fikirler oralardan başladı. Sonra konuştuk Taylanlarla. Bir kara mizahın hani bu atmosferde bir kara mizahın mizahı ben de hani yatkınım, hani ben de bunun senaryosunu yazmak istiyorum. Sonra filmin fikirlerinden falan bahsettim. Onlar da çok yükseldiler, hani hoşlarına gitti. Yoksa eğer beğenmeselerdi ben yazmayı düşünmüyordum. Çünkü çok fazla senaryoya yazıp raflarda renkleri falan soluyordu. Tretman halinde mi götürdünüz yani? Öyle. Sinopsis. Konuştunuz böyle. 4 gün falan anlattım ben. Hani yazık Taylan biraderlere düşünse. Evet. Engin Günaydın kafalarında. Bamiyen. Evet, 4 gün boyunca. 3-4 saat anlatabiliyordum. Ondan sonrasında şişiyordum. Anlamıyorlar mıydı? Yani ben konsantrem dağılıyordu. Sonrasında bu olsun kararı çıktıktan sonrasında yazdım. Engin'in zaten bütün ailesini tanırım. 20 küsür yıllık arkadaşım. Ciddi Engin. Tabii sınıf arkadaşıyız konservatuvarda. Evet. 89-90 yılından beri yani. İyi anlaşır mıydınız o zaman da? Tabii biz. Zaten çok da bir şeyimiz olmadı bizim. Hani anlaşma evremiz, birbirimizi sınamamız gibi bir şeyimiz olmadı. Konservatuvarda ilk tanıştığımızdan itibaren hep arkadaşız. Yani nasıl olduğunu bilmiyorum ama sınıfa bakar mısınız yalnız Engin Günaydınlar, İlker Aksumlar, Timuçin Esen. Timuçin Esen. Evet. Tabii. Evet. Allah Allah. Ne sınıfmış? Yakın arkadaşız biz. Yani o konservatuvarda birbirimizle iyi anlaşıyorduk. Yani beraber plan yapıyorduk falan. Ondan dolayı ben Timuçin'le Ankara'da konservatuvarda okuyorduk. İlker gelmedi. Biz Timuçin'le İstanbul'a yatay geçiş yaptık. Yani bu ekip yavaş yavaş bir şeyler üretmeye başladık. Evet. Çünkü önemli olan ekibi kurmak. Burada Taylanlar neticesinde iki adam, 4 göz. Yani evet. Hani kolay kolay bir şey kaçmıyor onlardan. Bir ekibe, bir sete hakim olmak önemli bir durum. Hele ki 100 kişinin sette olduğu ve büyük paraların döndüğü bir sete hakim olmak ve de kreatif anlamda da işleyişi sağlayacaksın, yükselteceksin. Bu konuda Taylanlar gerçekten çok çok başarılılar. Ya bir de bir tanesi mühendis, bir tanesi psikolog. Evet. Sonra ortaya çıkıyorlar ki aslında inanılmaz bir sinema dehasıymış bu iki çocuk. Doktor öyle. Olması da tabii Yağmur'un çok iyi psikolojik olarak danıştığımızda birisi. O da iyi oldu. Ya yönetmenliği bırak, bir şey söyleyeceğim. Benim bu aralar bir problemim var diye. Tabii hemen önerilerini de İlker'cim şimdi bir dakika dur falan diye sakin ol. Böyle şeyler olur. Herkesin başına gelebiliyor falan diye hemen bir seni yollar ya. Harika. Her sete lazım böylesi. Evet. Hem böyle yönetmenler. Yani setlerde psikiyatrist olsa bence çok daha iyi olabilir yani. Peki şöyle diyaloglar geçti mi mesela? Ya abi ben bu senaryoda böyle bir şey istemiyorum. Yani bunu ben böyle düşünmemiştim. Şöyle yapsak daha iyi olur mu gibi? Yani bunu çok profesyonel bir iş bölümü olarak görüyorum ben. Hani ben senaryosunu yazdım. Bunu Durul Yağmur çekecek, Taylanlar çekecek. O kadar sorumluluk karışma. Onlara ait. Yani çünkü senaryo yönetmenin bir parça, filmin bir parçasıdır. Ben senaryomu beğendirdikten sonrasında benim işim biter.
dedim. Yani ben oyunculuğa kanalize olmam gerekiyor. Çünkü ikinci işim başlıyor filmle ilgili. Ondan dolayı o sorumluluk kendilerine aitti. Ve her türlü problemlerle kendileri uğraşmak zorundaydı. Peki biz bayağı bir sinirlendik tabii ki sizi seyrederken karakterinizi. Bayağı bir kadın olarak ifrit olduk, nefret ettik, sevmedik, boğmak istedik. Vermek istediğiniz bu muydu? Doğru yansıtılmış mı bu, yoksa sevmemiz buyurun mi gerekiyordu efendim o karakteri? Öyle bir karakter var ki, merak ettirmek gibi olmasın ama Engin Günaydın'dan nefret ediyorsunuz. Evet. Ya aslında çok fazla senaryo yazarken şöyle olsun böyle olsun şeyi olmuyor. Yani genel düşünceleri olmuyor. Ben sadece karakterlerin ruh dünyalarıyla ilgilendim. Yani acaba ne yapar? Yani bu kadın bunu terk edebilir mi? Terk edemez. Hayatta yok, edemez, delirir herhalde filan. Seviyor. Ondan dolayı hani bu kanallardan hareket ettim. Tabii adam da orada şey oldu. Hani kim sinir diye bozucu gitti yani. Oldu, evet. Bir de kenelerden muzdarip oldunuz değil mi siz? Böyle bir şeyler giyip. Değil mi? Yağmur Yağmur özellikle çok titiz bu konularda. Elinde kenesi. Kene konusunda mı? Sağlık konusunda çok. Ciddi mi? Setin sağlığı. Hani doktor ekibin olan sağlığı. Yağmur mu? Evet. Yağmur. Ha, tamam canım, tamam şimdi anladık. O böyle hani çorapları böyle çekmiş, dizlerine kadar çekmiş. Buralarda bileklikleri falan var. Bana şey dedi, ben dedi modern bir insanım falan dedi. Yani, onun için ben dedim Atatürk'ün çiftçileri de benziyorsun. Ne yani modern yani. Yani eski bir çiftçi gibisin yani. Güden aslında bir ortak isim. Yani o tip göllere, kendiliğinden oluşan, dağ suyuyla oluşan göllere Düden gölleriydi. Öyle miymiş? Evet. Ben de bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Vavien 1, yani. Düden 2 gördüğünüz gibi bakınız. Öğreniyoruz. Bakınız Engin Günaydın, The Ansiklopedi. Peki. Tokat'ta mevcut yani orası. Tabii. Yani orada başka bir yer var. Başka bir yerde yine Tokat'ın çevresinde öyle Düden hani gölleri var. Bir de bu arada Tokat'ı da meşhur ettiniz. Vavien'le birlikte Tokat'ta aslında ne kadar güzel bir beldemiz oldu. Aslında bence şeyle be. Yani Engin'in çıkışlarıyla beraber birçok işte hep Erbağlı Tokatlı oldu bilinir yani Tokat. Tabii canım tabii ki. Engin'le beraber. Domates fiyatları artmış oldu. Sadece. Olacak o kadar canım. Vavien domatesi diye çıkmasın Ahmet. Bakın görürsünüz. Engin Günaydın bundan yedi. Öz Engin Günaydın domatesi. Tokat Vavien'i bunlar. Tokat Vavien'i. Evet. Bekleyin geliyor bence görürsünüz. Peki Vavien çok güzel gidiyor. Ayrı ayrı yeni projeleriniz, yeni senaryo ya da yeni bir adım atılan film. Gerçi şu anda bunun promosyon aşamasındasınız. Bunun için herhalde çok erken ama. Var. Durmazsınız siz var, diye tahmin ediyorum. Benim şimdi bir film var. Bizim Büyük Çaresizliğimiz. Sefti Oman'la. Dizi devam ediyor. Canım ailem iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. İyi gidiyor değil, çok iyi gidiyor. İyi, ben de memnunum yani. Ratingleri süper. İyi, güzel, memnunuz. Yine yeni bir proje yaparız. Biz Taylanlarla, Engin'le. Yine ekibi yine ay, kurarız. Bizi de bir yerden dahil edin. Hadi inşallah. Sette ne isterseniz. Tamam. Sufle verelim size. Estağfurullah. Şey mi, dublaj yapmadınız tabii. Sesli çektiniz. Bazı sahnelerini yaptık. Çünkü o rüzgar sahneler tek hepsi bir mesele. Fanla çekildi. Hmm. Fanın sesi evet, gelecekti. Evet, mümkün değildi. Yani. Peki sizin yeni projeleriniz? Ben biraz daha sinema hani yapmak istiyorum. Çünkü biraz da heveslendim. bu filmden sonrasında tekrar bir film yazmayı planlıyorum. Bu sefer bir dram olsun. Gerçi bu da komedi değil. Ben değil. Komik bir şeyler göreceğim diye. Trajikomik dediğimiz. Aynen öyle. Ya da kara komedi deniyor. Vavien de biraz böyle his trafiği, biraz o benim ilgimi çekiyordu. Eğer hani izleyici bir takım hislerini, kendi hislerini çalıştırırsa, yani üzüntü gibi, korku gibi, gerilim gibi, düşünce gibi hislerini çalıştırırsa, his trafiği, hani vücudundaki hislerin çalışacağını düşündüm. Çalıştığı zaman da, insanların hisleri çalıştığı zaman da kendine gelir. Yani ve doğru filmin mi? Aslında psikolojik olarak kendine getirmesini arzu ettim ben yazarken. Yani filme girip çıktıktan sonrasında iyi hissetmesi arzumda aslında benim. Biraz o da çalışıyor şu anda. Ondan dolayı çok memnunum. Yani
Bu daha benim için hikayeden de önemliydi aslında. Çok enteresan bir tip Engin Günaydın. Çok enteresan bir karakter yani. Vallahi böyle bakıyorum yani nereye oturtacağımı bilemiyorum. Ben de bilemiyorum yani ben de kendimi nereye oturtacağımı bilemiyorum. Vallahi yani. Bilemiyorum böyle bir enteresan, çok yetenekli, sanatçı olduğu çok belli, böyle bir acayip öyle o değil bizim mi? Ekibin de toparlayıcısıdır. Öyle mesela mi? Dağınık gibi görünür değil mi? Ya saçlardan öyle. Değil mi? Saçlar rüzgarda hani, savrulmuş modeli. Konuşması da dağınık ya. Hani görünür. Ama oysa ki tam toparlayıcımızdır yani. Hani, ciddi mi? Evet. Engin'de toplanırız, Engin'de eğleniriz. Hani ben kalabalık bir durum. Kalabalığı seviyorum. Yani kalabalık olmayı çok seviyorum. Biz 18 kişi aynı evde yaşıyorduk. 18 kişi aynı ev. Evet. Vallahi maşallah. Evet. 3 abim, paylaşmayı çocuklar, öğrenmişsinizdir. Annem, babam. Yani... kalabalık bir ailede yaşamanın çok büyük şeyleri, ben de avantajları var. Onun için yalnız kalamıyorum ben. Yani arkadaşlarım hep olsun istiyorum. Yani çoğu kez yalnız kaldığımda acaba ben öldüm de kimsenin haberi yok falan gibi. Allah korusun öyle, daha yapacak çok şey var. Evet ama işte yalnızlık öyle bir korku da getiriyor. Yani millet olduğu zaman ana diyorum iyi yaşıyorum. Birileri var yani. Hiçbir şey demedi, kağıdı verdi. Bir de şey dedi. Ne dedi? Kendime bir aferin çektim. Yani bunu çok seviyorum. Bunun üzerine bunun partisini vermeyi çok seviyorum. Önümde güzel bir parti zamanı var. Ben hayatı her zaman ikiye bölerim. %50'sinde çalışılır, %50'sinde parti verilir. Yani ben %50'yi tamamladım. Bana şimdi %50 kaldı. Engin Günaydın yeraltının son halini izledikten sonra işte böyle hissetmiş. Üstelik ona tek aferin veren kendisi değil. Film eleştirmenlerinden de müthiş bir başrol performansı övgülerini alan Günaydın'ın bu filmi Zeki Demirkubuz'la Beyaz Perde'deki ikinci imtihanı. İlk film yazgıdan bu yana 11 yıl geçti. O dönemler tabii 2000'li yıllarda 30 yaşındaydım. Şimdi artık 40 yaşındayım. İnsan her anlamda bir öğrenme yaşıyor bu dönem içerisinde. Nasıl birisi olduğunu anlamakla geçiyor ilk önce. Uzun süre bunu anlamaya çalıştım. Nasıl biriyim ben acaba? Ve bakın Günaydın bu sorusuna nasıl bir cevap bulmuş? Şuna karar verdim. Yani ben aslında hiçbir şey değilim. Yani cahilin önde gideni. Bir şeyler konuşuyor ama sanki atıp tutuyor gibi. Böyle bir aslında hiçbir şey olmadığıma karar verdim ve bu çok beni rahatlattı. Yani içimdeki endişe gitti, korku gitti. Çünkü benden bir şey olmayacağını iyi biliyordum. Ondan dolayı aklıma eseni konuşabiliyorum şimdi. Çok daha rahat oyun oynayabiliyorum. Hani oyunculuğumda da bu. Çok olumlu bir etkisi oldu. Engin Günaydın'ı bir oyuncunun başına bir defa böyle bir film gelir dediği Yeraltı filminde en çok mutsuzluğun ve yalnızlığın işlenişi etkilemiş. İnsanın en sevmediği şey aslında mutsuzluktur. Yani mutsuzluk insanın bir felakettir. Ve insanlar neden yani bu duruma bilerek girerler ve kendilerini hasta etmek için karar verirler? Bence bu film bunu insanları hatırlatacak ve bir tehlikenin eşiğinde olduklarını anımsayacaklar. Bu filmde benim çok oynamak istemem nedeni bu yalnızlık belasının resmedildiğini ve bunu hani görmelerini istedim. Günaydın'a göre sinema akılla değil duyguyla yapılmalı. Akıllı sinemayı, akıllı müziği, akıllı resmi, akılla yapılmış, döşenmiş her şeyi sevmiyorum. Sinemanın mesela çok akılla yapılması sinemanın bir felaketi olacağını da düşünüyorum. Bir sonu olacağını da düşünüyorum. Bir anlamda akıldan artık nefret etmeye başladım. Bugüne dek reyting rekorları kıran başarılı televizyon projelerinde yer alan ünlü oyuncu sinemadan para kazanmak mümkün olsa televizyona hiç bulaşmayacağını söylüyor. Televizyon veya reklam benim için ekonomi demek. Yani hayatımı devam ettirmem gerekiyor. Bir de bu tip projelerde sağlam da durmak gerekiyor. Yani bu tip projeler öyle ucuza çekilen falan projeler değil. Aşağı yukarı normal bir filmin bütçesinde yapılıyor bu tip projelerde.
Eğer buradan hani şey olsaydı, bir hani hayatımı çevirebilecek bir durumum olsaydı, gerçekten hani televizyonda çalışmazdım. Bırakın orayı, gelir alır sahibi. Ama içinde çok para var. Bana bırakın o zaman. Efendim biz 10.000 adım atıyorduk. Biz her gün 10.000 adım atıyoruz sadece sağlık için. Yani ben çekim bittikten bir 15 gün bayağı hani aslında vücut ağrıları çektim. O kadar yorulduğumu set esnasında fark etmedim. Ama hani bayağı sırtım mırtım bayağı kötüydü yani. Biraz da üşüdük. Hep dışarıda çekim. Hep dış çekim, evet. O zamanlar hava böyle normal Kasım, Aralık gibiydi. Evet. Bir de parklarda falan, sokaklarda çok çekimler olduğu için oturacak yerde bulamadık. Yani bir de bu pandemiden dolayı her yerde kapalıydı. Evet. Ondan dolayı ama yani çok artıları da oldu. Çok böyle dezavantajları da oldu ama genel anlamda iyi geçti diyelim yani. Evet. İyi bir spor oldu bizim için. Sonra işte Faruklar, Nisanlar, onlar bizim arkadaşlarımız. Ya böyle bir şeyler biz düşünmüştük falan diye. Yani yemek esnasında falan konuştuk. Onların da çok ilgisini çekti yani. Ya biz bunu hakikaten yapalım falan diye. Onlar ateşlediler. Yapalım diye. Sonra Devin ilk bölümü yazdı. Sonra ikinci bölümü falan. Baktık oluyor da yani, bölümler de güzel geliyor. Yapalım edelim durumu oldu ve çok hızlı aslında gelişti. Evet. Yeni bir hikayem var. Yakında Netflix'e galiba. Evet, O ne? Sen mi yazdın? O proje nereden çıktı? Sen mi Netflix'e götürdün böyle bir şeyi? Ben bir film yazmayı planlıyordum. İsmi Antropoz'du. İşte Antropoz'a giren bir adamın ailevi düzenini bozması ve böyle bir yeni hayat, kendisini değiştirme hevesi ve bütün her şeyi mahvetmesi. Bir çuval inciri mahvetmesini anlatan bir film düşünüyordum. Sonrasında ben bunu acaba şey yapabilir miyim? Dizi olur mu bu? Çünkü karakterler çok böyle tatlıydılar. İyi de konuşuyorlardı. Ve kendisini uzattıkça uzattı ve 6 bölümlük bir mini dizi haline geldi. Ve öyle oluştu. Bütün senaryo sana ait. Bütün hikaye sana ait. Aynen, evet. Prodüksiyonu kim yaptı? Netflix. Yani bir yapım şirketi değil, direkt Netflix. Yok, imaj yaptı. İmajla. Evet. Cemal. Cemal Noyan. Cemal Noyan'la. Geçen gün aramış. Müge Kolat beraber. 6 bölüm diyorsun. Kimler var kasa senden başka? Herhalde komedi ağırlıklı bir şey bu hikayede. Komedi çıkar. Aynen. Sanırım. Yani biraz daha gerilim komedi. İçinde cinayet falan da var. Böyle bir komedi, kendi başına komediyi pek sevmiyorum ben. Bir şeye yaslanması hoşuma gidiyor. Ya romantizme, işte aşk, işte ya da gerilime, korkuya yaslanması hoşuma gidiyor. O bir sinemasal bir ton yaratıyor ve orada komedi çalıştırmak, çevirmek daha kolay oluyor. Tamer Karadağlı oynuyor, Derya Karadaş oynuyor, Gülçin oynuyor. Şimdi birden soyadını hatırlayamadım. Evet, hatırlayamadım. Çocuklarım var, genç çocuklar. Sen o antropoza giren babayı oynuyorsun. Babayı oynuyorum, sonra başı belaya giren başı belaya kişi. Aileyi dağıtıyor. Aynen. Tam böyle batıyor yani. Evet, evet. Her şeyi berbat ediyor. Çıkacak mı sonunda? İnşallah çıkar. Üzürüm Emre Batan babaları. Yani evet, ben de geri filmin sonunda düzelmek hoşuma gidiyor. Yani ben de öyle moral bozucu oluyor çünkü. Öldürüm. Ondan dolayı yani bir şeyler öğrenip bir şeyler öğrenmesi de hoşuma gidiyor. Peki 6 bölüm kısa değil mi?
Mesela Netflix'te tuttu bu. Diyelim ki 50 milyon kişi izledi. Dünyada da çok izlendi falan. Netflix'te de sonra bunu bir altı daha yapalım. Yapabilir misin? Hikayeyi bitirdim. Bitirdin mi hikayeyi? Hikayeyi bitirdim. Aa. Evet. Yani çok böyle diri bir altı bölüm ama. Yani yedinci bölüm bile yazamazdı. Çıkmaz yani. Çıkmazdı. Altıydı. Altı da bitti. Altı da bitti. Altı evet. Da bitti. Ne zaman yeni giriyor? 7 Ekim'de Cuma günü. Evet. Yarın değil öbür gün. Evet. Aa çok az kalmış. Evet. Hemen tam zamanda gelmişsin buraya. Evet. Zaten onun için geldim. Onun için mi geldin? Evet. Ben de beni sevdiği için geldin sanmıştım. iyi ki geldin. Çok sağ ol.